Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründe öne çıkan firmalarından biri olan Baykar, 2023 yılında ülkenin en çok ihracat yapan 10 firması arasına girmeyi başardı. Baykar projelerini başından beri tamamen öz kaynaklarla yürütmesiyle dikkat çekiyor ve bu başarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ihracat şampiyonu ödülüyle taçlandırıldı. Şimdi Baykar'ın bu başarı öyküsüne ve elde ettiği kazanımlara yakından bakalım. Baykar, geçtiğimiz 3 yıl boyunca savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olmayı başardı. 2023 yılına gelindiğinde ise bu başarıyı bir adım öteye taşıyarak Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Bu Türkiye ihracat tarihinde bir ilkti çünkü daha önce bir savunma ve havacılık firması bu listeye girmemişti. Baykar'ın başarısı sadece kendi alanında değil, Türkiye ekonomisi için de büyük bir adım olarak değerlendirildi. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan listede Baykar, en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödülü Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a takdim etti. Bu ödül, Baykar'ın başarısının resmi bir takdiri olarak büyük bir anlam taşıyor. Baykar projelerini başından beri tamamen öz kaynaklarıyla yürütüyor. 2003 yılında başlayan İHA Arge sürecinden bu yana tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2021'de 664 milyon dolarlık ihracat yapan Baykar 2022'de ise 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılına geldiğimizde Baykar savunma sanayi sektöründe yine ihracat şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl tam 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023 yılında savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 1/3'ünü tek başına yaptı. Bu büyük başarı, Baykar'ın ne kadar güçlü bir ihracatçı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 76. sıradan girdi. Listedeki 100 firma içinde gelirlerini %94 oranında en çok artıran şirket olan Baykar'ın şu anki imzalanan sözleşmelerinin %97,5'i ihracat kaynaklı. Baykar, bu alanda sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de önemli bir oyuncu haline geldi. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. Firmanın bu büyük başarısı sadece kendisi için değil, Türkiye'nin savunma sanayisi ve ihracatı için de büyük bir adım olarak görülüyor. Baykar'ın bu alanda elde ettiği başarılar, Türkiye'nin savunma sanayindeki yerini ve önemini artırıyor. Baykar'ın ihracat stratejisi tamamen yenilikçilik ve kaliteli üretim üzerine kurulu. Baykar teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve ürünlerini sürekli olarak geliştiriyor. Bu sayede müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Baykar'ın ihracat stratejisindeki bir diğer önemli faktör ise müşteri memnuniyetine verdiği önem. Firma, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için sürekli olarak çalışıyor ve bu sayede ihracat pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Baykar gelecekte de ihracat başarılarını artırmayı hedefliyor. Firmanın hedefleri arasında yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmek yer alıyor. Baykar Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyor ve bu sayede ürünlerini sürekli olarak geliştiriyor. Bu da firmanın ihracat pazarındaki rekabet gücünü artırıyor. Baykar savunma sanayine yaptığı katkılarla da dikkat çekiyor. Firma ürettiği İHA ve SİHA'lar ile Türkiye'nin savunma kabiliyetini artırıyor. Baykar bu alanda yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hedeflerine önemli katkılar sağlıyor. Firma aynı zamanda uluslararası alanda da Türkiye'nin savunma sanayindeki yerini güçlendiriyor. Baykar'ın başarısının ardında birçok faktör yatıyor. Bunlardan ilki firmanın öz kaynaklarla projelerini yürütmesi. Bu sayede Baykar bağımsız bir şekilde çalışabiliyor ve projelerini daha hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor. İkinci olarak firmanın yenilikçi yaklaşımı ve Ar-Ge çalışmalarına verdiği önem. Baykar teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve ürünlerini sürekli olarak geliştiriyor. Bu da firmanın rekabet gücünü artırıyor. Üçüncü olarak müşteri memnuniyetine verdiği önem. Baykar müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için sürekli olarak çalışıyor ve bu sayede ihracat pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Baykar Türkiye'nin savunma sanayi alanında önemli bir oyuncu haline gelmiş durumda. Firmanın ihracat başarıları Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.
Baykar'ın başarısı sadece kendi alanında değil, Türkiye'nin savunma sanayi ve ihracat hedefleri açısından da büyük bir önem taşıyor. Baykar'ın gelecekteki hedefleri ve planları firmanın bu alandaki başarısını artırmaya yönelik adımlar atacağını gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Baykar'ın bu başarıları hakkında görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Baykar, öz kaynaklarıyla yürüttüğü projeler ve ihracat başarısıyla Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri haline geldi. Firma, 2023 yılında başlayan İHA Ar-Ge sürecinden bu yana tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2021'de 664 milyon dolarlık ihracat yapan Baykar, 2022'de ise 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamlar Baykar'ın ne kadar büyük bir ihracatçı olduğunu ve uluslararası alanda ne kadar güçlü bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor. Baykar 2023 yılında da ihracat şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl tam 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren firma gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde etti. 2023 yılında savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 1/3'ünü tek başına gerçekleştirdi. Bu başarı Baykar'ın ne kadar büyük bir ihracatçı olduğunu ve uluslararası alanda ne kadar güçlü bir oyuncu haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 76. sıradan girdi. Listedeki 100 firma içinde gelirlerini %94 oranında en çok artıran şirket olan Baykar'ın şu anki imzalanan sözleşmelerinin %97.5'i ihracat kaynaklı. Baykar, bu alanda sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de önemli bir oyuncu haline geldi.